Arkadaşlar merhaba. Ben biraz önce bir hikaye attım şimdi. Yeni uygulamanın, yeni düzleştirmenin son halini göstermek istiyorum ama herkes zannediyor ki eski uygulamalardan hiçbir farkı yok zannediyor. Ben önceki halini, yani şu anda yıkandı saç, sadece sonlandırma yapacağım. Sonlandırmayı yaparken, yıkandıktan sonraki itibaren kuruttuğumuzu kuruturken göstereyim. Sonucun ne olduğunu bir en azından bir yakından bakalım. Şimdi ben hatta kardeşimin ilk halini bir göstereyim önce. Yani bu iddia konusu çok yaygara olmaya başladı. Böyle bir resmimiz var. Yani böyle daha önceki yapılan uygulamalarda böyle darktır ya da keratindir falan gibi uygulamalar yapıyoruz ya. Şimdi ben ilk halini gösterdim, bir de son halini yıkadıktan sonraki, kuruturken kuruttuktan sonraki halini göstereyim. Bakalım diğer ürünlerle, diğer uygulamalarla aralarındaki fark var mı yok mu, ona bakalım. Ben yine de bir göstermiş olayım. Ben tekrar yani arkalarını göstermiş olayım bu şekilde. Yani işlem normalde dark gibi gözükse de, yani uygulamanın rengi dahi olmak suretiyle dark gibi gözükmüş olsa bile bunun çok daha farklı olduğunu, daha güzel olduğunu ben mutlaka İzmir'e, hani ben dedim ya, Türkiye'ye ben res çekiyorum. Bunu aynı şekilde yine res çekeceğim ben bu uygulamayla. Atakan'ım bu arada merhabalar kardeşim. Erdem'im merhabalar, teşekkürler. Abdülsemet'im teşekkür ederim canım. Ben kuruturken ya da ben sana vereyim. Tabii ki. Sen devam et. Ben kurutayım en azından, göstereyim kurutulmuş halini. Hatta bunun boyu biraz uzun, ben bunu biraz kısaltayım. Şimdi bilenler biliyor, Dark'ı ben hani İzmir'e ilk getiren adam benim. Beni alır mısın bayramda? Dark'ı İzmir'e getiren adam benim. Dark'ı yaptıktan sonra bizim tarakla, fırçayla tarama ihtimalimiz gerçekten sıfırdı. Yani en kalın tarak bile bazen geçmiyordu. Bırakın fön çekmeyi, fön çekerken yaptığınız en küçük hata, yani verilen kazık gibi oluyordu. Fönü çeker çekmez tuttuğum an öyle kalıyordu. Ama şu anda bir normal keratin yapmış kadar yumuşak, parlak. Kullananlardan olan ben olduğum için ben çok rahat söyleyebiliyorum.
Şimdi arkadaşlar şuradan gördüğümüz kadarıyla yine göstermiş olayım. Yani dediğim gibi dark değil, yani normal keratin de değil. Yeni düzleştirmelerden bahsettim. Ben istersen yine bir tekrar yeni gelen arkadaşlarımıza ben ilk halimizi bir göstereyim arkadaşlar. Böyle bir saçımız vardı. Yani video olarak aldım mı? Almadım galiba, değil mi? Almadım. Böyle bir saçtan yine dediğim gibi benzerlik gösteriyor. Yine böyle bir dark gibi ama kesinlikle değil. Şu andaki parlaklığını herhalde görmüşsünüzdür. İsterseniz bir krepi tarağı verseniz bana. Küçük krepi tarağıyla taramış olalım ki. Yani bunu herkes biliyor. Normalde taraması ihtimalimiz yoktu. Bırakın hani normal tarakla fön çekerken bile zorlarımız vardı. Şey de var, içeride de var, şurada da var. Krepi tarağı, yani en ince. Canım bir şey soracağım sana. Sen canlı yayına falan katılacağını biliyor muydun? Bilmiyordum. Direkt orada yıkandı. Yapılırken hani aşamada en azından göstermek için dedim birebir aldım seni. Peki ben sana sorayım. Hatta önce şu krepi tarağıyla ben bir tarayayım. Arkadaşlar biliyorsunuz hepiniz krepi tarağını. Bu krepi tarağı bile çok rahat geçmiş bir saçtan bahsediyorum şu anda ben. Uygulamadan bahsediyorum. Peki sen bekliyor muydun abim böyle? Doğru. Beklemiyordun. Yani Arap saçı gibi saçın vardı. Tamam yine Tezer abin sana tavsiye etti. Git dedi. İyi ki göndermiş. Yine buradan da Tezer Sezer'e teşekkür ediyorum. Beklentinin aynı mı? Beklentiden yukarıda mı? Yukarıda abi. Eyvallah canım benim. Teşekkür ederim. En son sonlandıracağım arkadaşlar. Ben bir fönünü çekeceğim. Yine bir son halini alacağım. Yorum yapan arkadaşlarıma hepsine teşekkür ederim. Dönemedim bir anda. Ben tekrar onlara dönüş yapacağım. Teşekkürler.